Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki birkaç gün sonra Sevgililer Günü. Ben de o gün için sizlere bir kombin videosu çekmek istedim. İlk parçalar da şu an zaten üzerimde. Birazdan hemen başlayacağız. Ama ilk olaraktan kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen deyip hemen başlamak istiyorum. Güzel bir video olacak. Çok güzel parçalar da seçtim. Biraz daha çok klasik böyle spor tarzı olacak. Böyle çok topuklu ayakkabılar, abiye tarzı şeyler yok. İlk baştan söyleyeyim. Şimdi ilk olarak ne giydim? Bu üstüm eski sezon H&M var mı bilmiyorum ama varsa mutlaka gidip alın. Şöyle bir yakası var. Böyle omuzsuz bir yaka, yani omuz dekoltesi var. Altına normal skinny bir pantolon giydim. Bu pantolon Zara'dan arkadaşlar. Ayakkabı olaraktan bilekte biten bir ayakkabı seçtim. Birazdan zaten bilmiyorum şu an eklemiş miyim ya da birazdan mı ekleyeceğim bilmiyorum. Ama boydan görüntüsünü her zamanki gibi şuraya koymuş olacağım. Böyle şimdilik çok basic duruyor. Şu tarzda bilekte biten ayakkabılarım var. Bunları giyeceğim altlarına ve şunu söylemek istiyorum. Kombin size çok basic kaldıysa, çok sönük kaldıysa, bence öyle değil. Ama çok sönük kaldıysa takılarla bunu destekleyebilirsiniz. Yani daha büyük küpeler ya da daha böyle gösterişli bir kolye takabilirsiniz. Ben şu tarzda yüzüklerle tercih ettim. Yani her kombinimde bu yüzüğü kullanacağım. Çünkü yani neden olmasın, güzel görünüyor. Ceket olarak şöyle beige tonlarında bir trench coat tercih ettim. Böyle düğmeleri siyah falan çok yakışacaktır. Giyip göstereyim. Şöyle hemen giyiyorum. Ben bir tane kenar da taktım. Bence böyle daha uyumlu oldu. Kazak biraz şuralarda bol olduğu için biraz daha kalın görünüyor oralarım ama hiç sorun değil. Güzel bir kombin oldu. Çanta olarak şöyle bir şey tercih edebilirsiniz. Bu çantayı ben Mango'dan almıştım. Böyle takalım ama. Ve evet, bu benim ilk kombinim arkadaşlar. Şimdi ikinci kombine geçelim. Diğer kombin biraz da kadınsı mı diyeyim bilmiyorum. Ya bu da maskülen değil ama böyle daha elbiseli, topuklu, ayakkabılı falan. Ama bu kombine de bayıldım. Bu arada yorum kısmında şey yazabilirsiniz. En çok hangi kombini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Şu tarzda beige tonlarında basic bir elbise giyiyorum. İsterseniz burada daha demin taktığınız kemeri de takabilirsiniz ya da farklı bir kemer takabilirsiniz. Ama ben böyle kullanacağım. Çünkü birazdan kaban da giyeceğim. Yani baya böyle kareli, güzel kahve rengi tonlarında bir kaban. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız şu sıralar gerçekten beige kahve tonlarına takmış durumdayım. Altına hangi ayakkabıları giyeceğim diye sorarsanız. Şu beyaz çizmeler eski sezon Zara. Bayağı önceden almıştım. Bayağı eski bunlar. Bunları giyeceğim. Dediğim gibi daha çok kadınsı, daha çok böyle evet kadınsı bir kombin oldu bu. Diğerlerine nazaran. Bunları giyeceğim. Ben kabanı da giyip sizlere göstereyim. Bence gayet hoş. Bu arada bu elbise Mango'dan. Ya bir beige çantayla kombini tamamlayabilirsiniz. Hadi bakalım diğer kombine. Sıra geldi bir diğer kombine. Bu kombini sizlere önceden göstermiştim arkadaşlar. Önceden derken bir önceki videoda
Benim de hazırlanın videosu çekmiştim. Orada bu kombini göstermiştim. Hatta kırmızı ruj falan da sürmüştüm. Çok yakışmıştı. Üstüm yeni sezon Bershka. Pantolon tekrardan siyah Zara'dan. Yeşil bir çantayla bunu destekleyeceğiz. Çok basic ve çok siyah durmaması için şöyle yeşil bir çanta takıyorum. Ve şapka takacağız. O yüzden saçlarımı şu an jilet gibi düz. Bence çok hoş duruyor. Siyah bir blazer da geçireceğim birazdan üzerime. Ama bakar mısınız? Çok güzel. Böyle şunu giyeceğim, ceket niyetine. Ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Bence çok cool görünüyor. Deri ceket vesaire o basicliği bence ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde şu yeşil çanta falan müthiş. Siz topuklu giymek istiyorsanız topuklu siyah çizmeler giyebilirsiniz. Güzel duracaktır. Ben çok beğendim. Ya da düz siyah çizmeler de tercih edebilirsiniz. Bence harika. Yani kombini ben yaptım diye demiyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan böyle komple siyah giyindim. Siyah kapşonlu bir kazak giydim. Bu arada bu kazak eski sezon Zara'dan. Altına şöyle siyah bir pantolon giydim. Bu arada pantolon İspanyol paça, yani baya bol bir pantolon. Bununla kombinledim. Dediğim gibi bu baya böyle bir spor tarzı giyinmeyi seven insanlar için bir kombin önerisi olacak. Böyle giyindim. Şimdi birazdan ceketimi de giyeceğim. Ama ilk önce hangi ayakkabıları tercih ettim, onları sizlere de göstermek istiyorum. Spor gibi kombin olacağı için beyaz Adidas'larımı tercih edeceğim arkadaşlar. Bu arada hiç gözlük falan da göstermedim. Gözlük de takabilirsiniz. Birazdan boydan çekim yaptığım zamanlarda gözlüklü de çekerim sizler için. Böyle gözlük bilmiyorum, ayrı bir hava katıyor bence. Yani yaz, kış, her mevsim gözlük takabilirsiniz. Ben eskiden mesela kışın hiç gözlük takmazdım ama bence gözlük, böyle farklı renklerde gözlükler kombine ayrı bir hava katıyor. Öyle, cidden öyle. Şimdi trench coat'umu da giyeceğim ve kombinimiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Baya böyle renk katmış olduk. Şu kapşon olayını falan çok seviyorum. Bu da böyle bir kombin arkadaşlar. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada videonun çok fazla uzamadığını istemediğimden dolayı sadece birkaç tane kombin önerisi gösterdim. Yani yapabileceğiniz kombin gösterdim. Bana kalırsa yani bir sürü daha gösterebilirim. Böyle kırmızılar, pembeler vesaire. Daha çok kombin yapabilirim. Ama dediğim gibi video çok uzun olmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Elif Li. Açıklama kısmına kullanıcı adımı ekliyorum. Hoşça kalın.